ve ilk Hristiyan devlettir. Devlet dini olarak kabul edildi Hristiyanlar 4301'de. Fakat yazı yoktu. Yazı Yunanca kullanılıyordu. Dolayısıyla kilise dili Yunanca oldu. Asurice biraz Latince kullanıldı bir süre fakat genelde Yunanca kullandılar. Tabii bu Yunanca bağımlılık hoş bir şey değildi. Kültürel olarak asimilasyona daha yatkın oluyordu. 4. yüzyılın ikinci yarısında zaten siyasi durum da sıkıntılıydı. Ermenistan ikiye bölünmüştü. Yarısı İran hakimiyetinde. Gerçi Ermeni kralı var, her şey bir krallık şeklinde ama İran'a bağımlı. Diğer bölümde daha batı kısımları da Ermenistan'ın Bizans'a bağımlı. Ve gün geçtikçe toplumda asimilasyon gözleniyordu. Fakat bir Ermenice'de bir söz var. Toplumlar kahramanlarını sıkıştıklarında çıkarırlar der. Tercüme olarak o şekilde yaptım. Mesrop adlı bir şövalye ki sarayın tercümanıydı, 6-7 dil bilirdi. Askerlikten istifa etti ve rahipliğe geçti. Zırhını, kılıcını teslim etti komutanına, cübbeyi giydi, haçı taktı ve manastıra girdi. Şimdi onun rahip olması, halktan ilişki kurması demek ki. Halktan ilişki kurduğunda baktı ki, durum pek hoş değil. Kilisede İncil okunuyor, papaz İncil'i tercüme ediyor fakat yanlış. Gerektiği kadar Yunanca'yı bilmiyor. Bunun üzerine yazının artık elzem olduğunu düşündü. Günün başkatolikosuna gitti, Saak Barteve ve dedi ki, bize mutlaka yazı gerekir. Krala gittiler, Bramşapı krala. O da buna hemfikir oldu. O zaman dedi, siz çalışın, yazıyı bulun, bütün ekonomik şeyleri ben karşılayacağım. Ve Mesrop, Rahip Mesrop başladı çalışmaya. Çeşitli yazılar denedi. İbranice'yi, Aramice'yi, Asurice'yi, zaten Yunanca, Latince biliniyordu. Fakat hiçbiri uymadı. Ermenice yazamadı bu yazılarla. Yani belliydi ki bu bedene hazır elbise uymuyordu. Mutlaka terzinin dikmesi gerekirdi. Ve Mesrop gitti Urfa veya Yetesya, bugünkü Urfa. O zaman bayağı dünyanın kültür merkezlerinden biriydi. En büyük kütüphanelerinden birine sahipti Urfa şehri. Orada çalışmaya başladı fakat bulamadı. Geçti Fenike'ye, yani bugünkü Lübnan. Orada bilim adamlarıyla konuştu, tekrar olmadı. Döndü Ermenistan'a. O ara Mezopotamya'da zaten kargaşa çıkmıştı, isyanları vesaire. Ermeni kralı ordusuyla girdi Urfa'ya, isyanı bastırdı. O arada bir Asuri papaz geldi krala, dedi ki sizin alfabeniz var fakat kullanmıyorsunuz. Haberi yoktu Bramşapı kralın. Dedi benim akrabam Taniel Piskopos'un yanında tabletler. Fakat Bramşapı ilgilenemedi çünkü zaten çatışma içinde. Ermenistan'a döndükten sonra Mesrop'la günün başkatolikosu Saaga dedi ki böyle bir durum varmış. Gönderdiler birisini Urfa'ya, buldu o Taniel
yepiskoposu ve o tabletleri aldı. Büyük bir sevinç oldu Ermenistan'da. Yazımız varmış, haberimiz yoktu, bulduk falan diye. Fakat yazıyı uzun uzun inceledi. Bir yıl en azından çalıştı yazı üzerine. Fakat hayal kırıklığına uğradı. Çünkü yazı 22 harfti alfabe ve hepsi de sessiz harfti. Yani bununla Ermenice yazılması imkansızdı. Ve tekrar geçti Urfa'ya. Uzun çalışmalara başladı. Bütün alfabeleri tekrar inceledi. Bilim adamlarına danıştı ama bilim adamlarından bir şey alamadı çünkü Ermenice bilmiyorlardı onlar. O ara şimdi bu yazının Metsov Maçlos'un hayatı ve yazının bulunuşuyla ilgili tarihi biz öğrencisi Gorun'un kitabından öğreniyoruz. Gorun şöyle der, oturmuş yorgun hafif uyuklarken oturduğu yerde, hani halk tabirle bir şekerleme yaparken bir el duvarın üstünde yazılar yazar. Hemen fırlar yerinden, bir tablet alır ve kaydeder bunları. Yani biraz kutsallık var işin içinde. Ama ben şunu diyorum, Metsov Maçlos öyle hazır almadı yazıyı. Uzun uzun çalıştı aslında. Ha, normaldir. Bir insan bir şeyi çok düşünse rüyasında da görebilir yani. O da normal bir şey. Hemen yazıyı aldı. Urfa'nın kuzeyinde Samosat diye bir şehir var. Orada bir hattat, Yunanlı hattat, Kropanos ona götürdü. Son rutuşları da o yaptı ve yazı artık bulunmuştu. Onunla ilk cümleyi yazdı. Şöyle tercüme edeceğiz. Bilimi öğrenin, ilimi bilimi öğrenin, iyi sözlere kulak verin, iyi sözleri dinleyin. Can Açel, Dimas Dutun Yavuz Hırat, Yev İmanal Sancaro, İspanı Sancaro, Ermenice şekliyle. Ve tabi saraya haber gitti. Kral Mayeti ile birlikte karşılamaya geldi. Rah kedi. Rah diye bir şey var, nehir var. Türkçesini bilmiyoruz onun. Orada karşılaştılar. Büyük şölen tabi. Ardaş'a da gidildi. Yazının artık bulunmuştu. Ve Ermeni toplumu asimilasyondan kurtulmuştu. Hemen İki şey vardı. Dini kitaplar tercüme edilecekti ve okul açılıp öğrenciler yetiştirilecekti. Buna başladı. Fakat Bizans tarafındaki Ermenistan, Bizans Ermenistan'da sorun çıktı. Bizanslılar kabul etmediler. Bunun üzerine Metsov geldi Konstantinye'ye, yani buraya. Bizans kralıyla ve patriğiyle görüştü. İkna etti onları. Zaten onlar da çok iyi karşıladılar devlet töreniyle. Paskalya gelmişti. Paskalya'yı da burada kutladı. Ve izin alarak Bizans Ermenistan'ında da okullar açmaya başladı. Lakin bu sefer sıkıntı Ermenilerden geldi. Çünkü Bizans bölümünde Ermenilerin bir kısmı halen pagandı. Paganizme inanıyordu. Hristiyanlığı kesin kes kabul etmiyordu. Metsov Maçlos çok uğraştı bunları Hristiyanlığa çevirmeyi ve alfabeyi de istemiyorlardı. Çünkü şöyle kabul etmişlerdi. Bu alfabeyi bulan rahiptir. Bulunan Hristiyan din kitaplarını yazıyorlar. Hristiyanlığa da karşılar. Biz bu alfabeyi de istemiyoruz. Bu Hristiyan alfabedir. Onun üzerine benimle biraz hayret ettiğim bir olay, Metsov Maçlos şiddete başvurdu. Bayağı kelle kopardı yani halk tabiriyle. İşkenceler, hatta şöyle yazar, vücutu geren
aletler de vücutlar gerildi. Çark dönüyor falan vücut gibi. Ve fakat paganlar dönmedi. Kitlesel olarak Ermenistan'dan göçtüler, gittiler. Hristiyanlığı kabul etmişler ki çoğunluktaydı. Onlar kabul etti. Hemen okullar açtı ve alfabeyi ve Ermenice dil bilgisi oluşturuldu. Öğretilmeye başlandı. Şimdi 36 harfti bu. Ama bugün alfabemiz 38 harftir. İki harf sonradan 12. yüzyılda alfabemize girdi. O da O ve F harflerindir. Nedeni de şimdi Ermenice'de F sesi yok. 12. yüzyıl Haçlı Seferlerinin zamanı. Giligyan Ermenistan'ı var o zaman. Şimdi Haçlılarda Frederikler, Ferdinandlar falan var. Yazamıyorlar. Yok çünkü harf. Yunanca'da F harfini aldılar. Bir de O'yu ilave ettiler. Alfabeye ve 38 harfa çıkarttılar. İkinci bir değişiklik yine 12. yüzyılda. Mesrop'un çıkardığı yazılar, yani alfabe, köşeli. Ama sonradan el yazısında yuvarlak el yazısı kullandılar. Bu iki değişiklik yapıldı. Ve Ermenice alfabe böylelikle bulunarak bir yerde Ermeni toplumu asimilasyondan kurtuldu. Kısa bir şekilde budur. Sorularınız varsa buyurun. Evet. Ben aslında başlangıçta bir açılış konuşması yapmayı umuyordum ama öğretmene tabii şey yapılmıyor. Öğretmen hemen başlamak istiyor. Barın Garbi sonra sence Türkiye Ermeni okullarında Ermenice konusunda emektar hocalarımızdan biridir. Son Mohikanlardan biridir bu anlamda. Biraz hazır da vaktini bulmuşken, övebileceğim vakti bulmuşken birkaç kelime söylemek isterim. Kendisi bahsetmedi ama üniversite hayatında sosyalist mücadelenin içinde de olmuş. Diyarbakır eğitim mezunuyum. Lise Getronagan, Bezcihan Ortaokul, İlkokul, Balat'taki İlkokul, Balat'ta oturuyorum İstanbul'da. Sonra Diyarbakır Eğitim Fakültesi. Ve sonra şeye başladıktan sonra da eğitim hayatına. Bildiğiniz üzere Ermeni okullarında birçok okulda olduğu gibi tabi azınlık okullarında da Ermeni tarihi öğretilmiyor ve hepimizin tevhid tedrisattan beri tek bir tarih öğreniyoruz. Türk tarihi üzerinden gidiyor. Baron Garbi Sorasancıyan bize o tarihi öğreten, o Ermeni tarihini, Ermeni destanlarını öğreten ve bunu ne yazık ki gizli gizli yapan ve birçok zamanda bunu yaptığı için soruşturmaya uğrayan yani emekçilerimizden biridir yani okullarda. Bugün evet 65 yaşını geçtiği için okullarda eğitim veremiyor ama bir taraftan da hala kopmadı. Çünkü hayatını vakfettiği bir konu bu. Bugün gelecekte Ermenice öğretmeni olmaya çalışan öğretmen adaylarına dersler veriyor. Öğretmen olan şu anda yeni nesil. Yani şeyden de bu anlamda da kopmuyor hani okullardan da. Bugün hani epey bir yol tepip buraya geldiği için başta hani kampanya dayanışması olarak bir daha teşekkür ediyoruz. Neyse şeyden sonra bir de yani soruyu da sormak lazım, bir de soru sormak lazım. Sorularınız varsa buyurun. Bu şey genelde hani bizim öğretildiği üzere işte birçok şeyde yani birçok kitapta öğretildiği üzere sanki işte Mesrop Maçlıoğlu'nun böyle bir araştırma yapmadan sadece bir işte rüyasına giren el üzerinden yani genel olarak bir mitleştirme ve şey durumu var. Ya bunu nasıl yorumluyorsunuz? Çünkü genel olarak bu bölge halklarının çokça kullandığı bir şey ve Ermenilerde de fazlasıyla var böyle bir şey. Bakın, niye bilimsel tarafı az bakılıyor? İdeolojik kaygı görünür. Bundan mı? Ve bir de yanınızda da bugün Can Erzurumluoğlu var. Moderatör olarak kendisi orada. Onun da hani
ondan da öğrendiğimiz bir sürü şey var. Özellikle Ermenice terimlerin Yunanca'dan çeviri olduğunu çokça hani söyler. Yani bu, mesela bu yanı niye çok dillendirilmez? Hani dediği gibi aslında o ideolojik kaygıyı merak ettim. Şimdi biraz önce söylediğim gibi uzun çalışma sonucu yazıyı bulduk. Öyle hazır duvarın üstünde yazılma değil. Ama biz biraz böyle dini bir toplumuz, dinle milli kimliği birbirine karışmış durumdadır. Mesela ona bakarsanız Eçmiyazini de aynı şeye, bir el Eçmiyazinin nerede yapılacağını gösterdi falan. Halbuki Eçmiyazin bin pagan tapınağının üstüne yapılmıştır. Ve altında tapınağın halen o büyük meşalenin yandığı yer duruyor orada. Şimdi burada da aynı şekilde. Uzun çalışma yaptı. Uzun emek sonucunda çıkmıştır ama işte böylesine kutsallık vermişlerdir. Ve bir el falan, ben pek tahmin etmiyorum onu. Katılmıyorum fazla, bilmiyorum. Katılan arkadaşlar olabilir. Emeksiz hiçbir şey olmaz. Yani Allah yukarıdan indirmez bir şey. Başka? Hocam, hocam o günümüzde şu an evet. Paganizmi seçip Hristiyanlığı reddeden Ermeni toplum göç edenler de. Hala günümüzde soyu dayananlar var mı o paganizmi seçenler? Bakın o konuda da konuşayım. 5. yüzyılda paganlar vardı. 12. 13. yüzyılda Toros dağlarında on binlerce pagan Ermeni, güneşin oğulları deniyor onlara. Onlara da karşı da büyük bir kuşatma yaptılar. Toros dağlarını Ermeni ordusu kuşattı. Yakaladıklarının bir kısmını indirdi aşağıya, Hristiyan yaptı. Ölenler öldü fakat on binlerce pagan Ermeni Torosları aşarak Suriye ve Irak üzerinden İran'a geçtiler. Gelelim bugüne. Duyduğuma göre şu anda Ermenistan'da 15 bin civarında pagan var. Ve Ermenistan'daki bulunan tek pagan tapınağı Garni'de, onun etrafında toplanmışlar. Ben Ermenistan televizyonundan bir pagan düğününü izledim. Kuluçlar getiriyorlar, bilmem ne, ateş yakıyorlar falan. Bundan önce de aşağı yukarı 2 ay, 3 ay önce de bir ayin izledim yine Ermenistan televizyonundan. Halen paganlar var. Ha paganizm, ha ben severim. Karşı değilim. Belki karşı olan arkadaşlar olacak ama paganizmi severim. Hatta şöyle diyorlar, biz pagan iken daha büyüktük, daha güçlüydük. Büyük güçlü krallığımız vardı. Hristiyanlık uyuşturdu. Tabii bizim. Sen de yorum yapabilirsin onlara. Bunu yani bu tezleri savunan web siteleri falan da var Ermenistan'da. Yani tezin savunucuları var hala. Sayıları çok olmasa da var yani bu. 15 bin kadar diyorlar. Ve onlar kesinlikle Hristiyanlığa dönmüyorlar. Ama şimdi zulüm yapılmıyor artık. Hristiyanlığın da Ermenistan'da yayılması, yani bağımsız tarihçilerin de yazdığı bir şey, o da şiddet yoluyla oluyor. Şiddet yoluyla. Kirkor, Aziz Gregor'un, yani Kirkor Lusavuç, o dönemin, yani diğer birçok zaten halklarda olduğu gibi bir takım iktidar odaklarıyla birlikte hareket ediyor. O dönemin siyasi şartlarında, yani Hristiyanlığı tercih ediyorlar. Savaş olmuştu. Tabii. Muş Ovası'nda pagan Ermenilerle Hristiyan Ermeniler karşılaşmışlardır. Orada çok kanlı bir savaştan sonra Hristiyan Ermeniler kazanmıştır savaşı. Ondan sonra tamamı kılıçtan geçirilmiştir pagan Ermenileri. Şu an herhangi bir baskıya maruz kalıyorlar mı yoksa inançlarını Ermenistan'da? Şimdi. Evet, şu an. Şimdi baskı yok. Yok.
Çeşitli dinler. Budist bile var bugün Ermenistan'da. Bizim ülkede çünkü eğer inanca eşit yurttaşlık olmadığı için Alevi'yle başarılı. Ha, şimdi bizde orada Katolikos var. Şey, Hristiyanlara bakıyor, Ortodoks, Ermeni Hristiyanlara. Ama onun dışında Diyanet işleri falan yok. Ondan sonra dini de tek düze hale getirmemiştir Ermenistan. Orada zaten 40-50 bin kadar Ezidi var. Ezidi Kürt var. Onlar da çok rahat bir şekilde dini meclislerini yerine getiriyorlar. Yani bir baskı yok dini. Baskı zamanında olmuş. Bu Sayat'ın az önce bahsettiği bir konu vardı. Yani benim özellikle ilgimi çekiyor. Çünkü bu eski Hunanca'yla falan da bir şekilde alakam olduğu bellidir. Yani temel düzeyde de olsa. Gerçekten bu eski yani Ermenice'nin tamam Ermeniler işte tarımsal bir toplum. Özellikle Yunan kentlerinde işte değil mi İskenderiye ve Trabzon, İstanbul değil mi? Şimdi oraya gelsek zaten Ermeni yazarlar, eski yazarların hepsi Yunan kentlerinde eğitilmiştir, öğretim görmüştür. Tabii, Mesut Maçtoğlu'da evet, içinde hepsi, olmak üzere. Hepsi. Dolayısıyla teorik kelimeleri, o birleşik kelimeler var ya, daha bir soyut kelimeler, o kelimelerin inşasında Yunanca'nın tabii doğal olarak ciddi bir etkisi var. Yani o kelimeleri alıyorlar Yunanca, o kelimeyi işte mesela meşhur bir örnek var, yani aklıma gelen. Mesela ekonomi kelimesi var. O oikonomia kelimesi var. Yani oikos ev demek, nomos yasa demek. Yani tam hayerinde dundesutyun mesela. Yani biri desutyun ve dun kelimesi. Yani büyük ihtimalle oradan alınmıştır. Yani bakılır ya, etimolojik sözlüklere bakılabilir. Bunun gibi bileşik kelimeler muhtemelen oradan esinlenir. 1500 kök, Yunanca kök birleştiriliyor, alınmıştır ve onlardan binlerce kelime üremiştir. Evet. Üretilmiştir. Özellikle bilimsel ve terminoloji. Şey de var, İran dilinden de var. Evet, İran ve Yunan dili çok etkilemiştir Ermeni kültürü üzerine, yazım kültürü üzerine çok etkilemiştir. Şimdi Yunan kültürü Helenizm'den sonra, Helenizm dünyaya yayılınca Ermeniler de hatta tapınak şekilleri bile değişmiştir. Helenistik şekil almıştır. İran ve Yunan'ın etkisi çok büyüktür. Yani yadsınamaz. Ama onun yanında da sürekli savaşmışlarlar birbirleriyle. Ben tarihçi Pavustos Bizant'ın bütün tarihçilerin çoğunun kitabını okumuşum. Ermenistan'dan getirerek Doğu Ermenicesi'nden. Pavustos Bizant filasa. Ya hayret ettim. Bu kadar savaş. Bu kadar savaştan sonra halen bu toplum var yani. Fakat mücadele eden bir toplum. Bugün maalesef biraz asimilasyon yine yaşıyoruz. Nasıl ki Norzartonk dediniz. Gerçekten Norzartonk ister birçok gençlere. Şimdi yine kolaycılığa gidiyorlar. Birçok Ermeni, işte Ermenice nerede geçiyor? Para kazandırmıyor. Yani ana dil ne olduğunu bilmiyor maalesef. Bilmiyor hangi devirlerden geçmişiz, ne zulümler görmüşüz ve bugünlere gelmişiz, bunu bilmiyorlar. Zaten tarihini bilmeyen bugününü ve yarını bilemez. Onun için biraz önce Sayat dedi, tarih yasak da okullarımızda. Tabii yasaklanır. Çünkü birçok gerçek ortaya çıkacak. Hatta bunları tabii sonra fark ettik. Yani bunları bir takım şeyler okuduktan sonra daha ileriki yıllarda o ders kitaplarında veya yardımcı kaynaklarda ki metinlerin bile sansürlendiğini, işte şiirlerdeki kelimelerin değiştirildiğini. Bunları ben tabii çok yıllar sonra Baron tabii o zaman biliyordu ama bizim bunları öğrenmemiz ancak onları orijinalinden okuduktan sonra içindeki hay kelimesi yani Ermeni kelimesinin geçtiği yerlere başka kelimeler konulmuş.
metinler sansürlenmiş. Birçok metin, birçok şair gerçek yönüyle zaten açıklanmamış. Gerçekte Şemeciyan'ın avukatları hep öyle. Evet işte, sansürden geçmiştir neler, tamamen. Çok çok sonra fark ettim. Yani bir mesela Bedros Turyan anlatılıyor. İşte sadece işte lirik şiirler yazan bir şair gibi. Aynı Bedros Turyan'ın Ayastan'a dair o dönemin milli duygularla yazılmış. Etik şiirleri de var. Etik şiirleri var bir sürü. Ve kimse bilmiyor hala bugün. Zaten ilgilenen çok az kişi var. Yani öğrencilerin ilgilenenin bile aklında muhtemelen bu kalıyor. Halbuki tabii böyle olunca sizin hiçbir yani kimlik adına tüm hiçbir şey bilmiyor. Tabii yani hiçbir şey bilinmiyor. Çünkü size hep bunlar anlatılmış. Yani kendi okulunuzda da bunlar anlatılıyor. Hatta bunları da bilen öğretmen sayısı da yani o da az. Yani bırakın anlatmaya cesaret etmek ayrı, bilen de az. Yani bilen sayısı da gitgide azalıyor. Zaten onlar da birçok kaynağa ulaşamıyor. Yani Türkiye'nin işte tarih mevzusu gibi düşünün. Aynı şey Ermeni toplumu için de geçerli. Bir kısmı biliyor, söyleyemiyor. Önemli bir kısmı zaten bilmiyor. Yani o dönemle ilgili özellikle o işte 19. yüzyılın ikinci yarısı önemli bir işte orada işte bugün Zartong, Nor Zartong diyoruz işte o dönem Nor yeni demek. Yani bir yaşanmışlık var insanlar orada işte Ermenilerin nüfusunun yoğun olarak bulunduğu yerler var. Orayla ilgili kendi özlemlerini anlatan yani bir sürü toplumsal problem var. Dönemin edebiyatına yansıyan sorunlar var. Ama bunlar Ermeni okullarında anlatılmıyor. Sadece subjektif, tamamen psikolojik içerikli yüzeysel şiirler, edebi eserler yer veriliyor. Tamam mı? Evet. Sorular var. Mesela bizim okuduğumuz Tan Karan kitabı vardı. Evet. Biz de okuduk. Yani bu anlattığınız orada da mı? Yani benim bildiğim kadarıyla o daha gerçek bir kitaptı yani bizim. Ama Tankara'nın artık güncelliğini yitirmişti. Güzel konular vardı içinde ama güncelliğini yitirdi. Bugün doğru dürüst ders kitabımız yok daha doğrusu. Yani o daha böyle köklü bir kitap değil miydi yani? Ama tarihle ilgili bir şey yok. Yani yok. Yani edebiyat. Edebiyat. Zaten tarih bize öğretilmedi. Ermenci tarih. Maalesef. Yani mesela benim abim de Esayan da işte o 39 doğumlu. Kalusyan'ın zamanında işte Türk hocasına, tarih hocasına sizin öğrettiğiniz tarih yalan demiş mesela. Başı belaya girmiş. Kalusyan da onu alıp Muhtaryan okuluna koymuş. Bakmış ki disipline verilecek, evet. Ceza alacak falan. Tabi biliniyor yani mesela Kalusyan da biliyor. Belki hocanız olmuştur evine Kalusyan. Bu konuda ben defalarca soruşturma geçirdim. Yani belki bilmeyenler için bazen hızlı geçiyoruz. Bilmeyen çok insan oluyor. Tankaran dediğimiz kitap şu anda ortaokulda artık okutulmuyor. Ben 10 küsur yıl önce mezunum. Ben okuyordum ve işte Simon abi gibi bizim üst neslimizde. Kaç üst nesil? Yani benim annem babam Tankaran okumuşlar. 1930'larda. Annem sağ olsa 97 yaşında olacaktı. Bu arada Tankaran da ne anlama geldiğini de söyleyeyim. Müze. Müze demek. Bu arada müzelik bir kitaptı böyle. Nesiller boyunca eğitim gördü. Ya orada aslında bir şey vardı. Yani orada ondan bahsetmek isterim. Şimdi Sayat, yani kitaptaki konular fena değil. Yok yok. Ben kitaptaki şeylerden, Gelsar Kültürler'le, o biyografilerden söz etmek isterim. Kitapta biyografiler var ve Ermeni entelijansının birçoğu 1915'te öldürüldüğü için birçoğunun doğum tarihi ve ölüm tarihi yazıyor. Ama doğum işte şurada doğdu, şu yıl doğdu derken ölüm tarihiyle ilgili sadece ölümün tarihi yazar ve hiçbir açıklama yapılmaz. İşte hani Baron Derbis orada o açıklamayı yapan insan oldu hep derste. Hani biz şanslıydık ki bize bu açıklamayı yapan bir insan vardı. Başka okullarda da yine kıymetli emekçiler vardı. Ama ne yazık ki bütün hocalar aynı şeyi gösteremeyebiliyorlar. Çünkü ciddi bir şekilde soruşturma tehdidi altındalar.
okullardaki müdür yardımcıları da bir hayli ilgileniyor tabii bu konularla. Hatta şiirin altında isim ve soyad bile yazılmıyor. Mesela Taniyel Varucan Ta ve B konulmuş. O kadar. Çünkü 15'te öldürülenlerden biri Ankara'da. O kadar gizli kapaklı gidiliyor yani. Yani mesela işte Taniyel Varucan iyi bir örnek. Taniyel Varucan'ın bir sürü şiiri var. Böyle o dönemin ulusal aydınlanma hareketiyle ilgili. Onlardan hiçbirine o kitaplar yer vermiyor. Sanki onu hiç yazmamış. Yani hiç bahsedilmiyor, hiç yokmuş gibi. Ama işte onun daha böyle doğayı betimleyen, işte oradaki tarımsal yaşamı, yaşamı. Evet, yani böyle eserler var. Tabii siz de ilgili bile olsanız, okuduğunuzda diyorsunuz Taniyel Varucan bunları yazmış. Yani sizin kendi ulusal kimliğinizle ilgili hiçbir şey yok. Yok. Yok, sanki öyle bir şey yaşanmamış gibi. Öyle olunca da tabii İstanbul Ermenileri tabii birçok şeyi o Cumhuriyet tarihinin hala da öyle yeni yeni şimdi internet, yabancı dil bilgisi, biraz işte Ermenistan'a gidip gelme falan sayesinde ve Agos'un tabii ki katkıları şüphesiz. Yani yeni yeni Aras yayıncılığın şüphesiz Aras yani. Aras evet. Çok büyük yani yeni yeni yani geçmişe dönük böyle bir işte bilinç oluştu yani. Can, biz ulusal toplum değil, dini toplum olduk. Cemaat olduk. Cemaat olduğun zaman zaten ulusal kimliğini bir yerde kaybetmeye başlıyorsun. Halktan cemaate geçtik. Ve bizim liderimiz Patrik'tir. Şimdi bir toplumun lideri dini adam olur mu? Dini toplumdur. Toplum. Bir söyleşi var. Bu şey dönemine dair bilgilerimiz çok kısıttı değil mi? Biraz konuyu geriye saracağım ama. Ne gibi? Pagan dönemine dair. Çünkü o geçiş sırasında bütün yazmalar galiba yakılıyor değil mi? Yok yazmalar yedim. Değil, tapınaklar yıkıldı. Tapınaklar yıkılıyor. Şimdi tapınakların üstünde yazılar vardı. Mehenakroç'un deriz. Mehyan tapınaktır. Yani tapınak edebiyatı diye. Mesela onların hepsi yok edildi. Krikordu Savoriç onları yok etti. Sebebi de geriye dönüş olmasın diye. Ama bir toplumun binlerce yıllık tarihini yıkıyordu. Bunu düşünemedi haliyle. Peki hangi yazı sistemini kullanmışlardır bu şeyde? Yani Hristiyanlıktan sonra bulundu sonuçta bu yazı sistemi. Şimdi bugün kullandığımız. 301'de Hristiyan olduk. Tamam. 405'te yazıyı bulduk. Onun tarihini söylemedik. 405-6 kesin belli değil. Yani 100 yıl Hristiyanlıktan sonra Yunanca ile geçti yine. Öncesi? Öncesi. Şimdi Yunanca birkaç asır öncesine kadar gider. Hmm. Ondan önce zaten çivi yazısı vardı. Hmm. Çivi yazıları da Hurrice. Evet. Hurriler diye bir toplum vardı. Hurrice. Şimdi Ermenice öyle bir dil ki diğer yazılar uymadı. Çivi yazısını bile Ermenice yazamamışız. Ve biz o kayıtları Hurrice yazıyla, çivi yazısıyla Hurrice yazmışız. Bugün Van'da bilhassa çok var o yazılardan. Urartu diyorlar. Şimdi o Urartu da ayrı bir konu. Konulardan daldan dala atıyoruz gerçi ama Urartu da Ermeni'den başkası değildir. Yani Urartu nereden geliyor? Asurice Urarda, dağın adıdır, Ağrı Dağı'nın. Biz onu demişiz Ararat. Asurice'nin değiştirilmiş şeklidir Ararat. Tam Ermenice değil. O dağın esas ismi Masyatlerdir. Masis diyoruz. Şimdi Urartu'ya Araradyan Takavaruç'un Ararat Krallığı deniyor. Ve Ararat Krallığı Ermenilerinden başkası değildir. Belli bir dönem Araradyan Takavaruç'un belli bir dönem
Van Krallığı adı altında krallıklar kurmuşuz. Ermenilerin onun üzerinde başkenti vardı. Konulara girersek çok uzun tabii tarih. Yani bugün Urartu kalıntıları Ermeni kalıntılarından başka şey değildir. Ama Ermenice yazı olmadığı için Türkiye'de inkar ediliyor. Urartu ayrı bir toplummuş gibi gösteriliyor. Urartuca diye bir dil yok. Evet. Şey yani paganlar Ermenice yani bulunan dil yani reddediyorlardı ya hani size. Şu anki paganlar kullanıyor mu yoksa onlar kullanıyor şimdi. Ne? Tabii ki her şeyden aynı yalnız onların dini şeyleri farklı. İnançları farklı. Aynı zaten yani. Ve hatta bu Karabağ Savaşı'nda da en fazla savaşanlardan biri paganlarla ateistlerdi. Kötü bir gelenek vardı, onu uyguladılar. O da ayrı. O da paganizmden kalma gelenekler. Öldürdükleri askerin burnunu ve kulağını keserler. Bu tamamen pagan Ermenilerinin şeyiymiş, geleneğiymiş. Avrupa'dan giden gönüllüler demişler, ne yapıyorsunuz ya? Siz karışmayın demişler, siz anlamazsınız. Siz Yusuf'un peşine gidin demişler, siz anlamazsınız. Burada da var ama yani şeyde de yani doğudaki savaşta da bazı askerler falan işte öldürülen gerillaların falan kulaklarını kesiyorlardı böyle bir şey vardı yani 90'lı yıllarda. Nereden öğrenmişler? Evet yani. İşkence yani. İşkence. Ana olarak mı getiriyorlar? Ana olarak getiren varmış evet. Yani çok kumaşı bir şey tabii ki. Bir de bunun ben şeyle ilgili, yani bu ana dilde eğitim çok konuşulan bir konu mesela. Türkiye'de işte daha çok Kürtlerle ilgili. Mesela biz Ermen okullarında okuduk. İşte ben ilkokulu, ortaokulu, liseye şeyde. Ve derslerimiz hep Ermenceydi. Yani müfredat, hayat bilgisini evet. Falan biz Ermenice öğrendik. Tabii bunun pratikte liseye gelince neredeyse Ermenice dersini bile Ermenice, Türkçe yapıyorduk yani. Hatta Ermenice dersi dışında evet. Çoğu dersi Türkçe yapıyorduk. Yani böylelikle de lisan, dil kayboluyor. Geri yani, tabii. Yani bu bir asimilasyon tabii. Çünkü bir lisan dersi sadece 4 saatlik, 5 saatlik bir lisandan olmaz. Matematiği de o dilden göreceksin. Fen derslerini de o dilden ki dili iyi öğrenebilirsin. Üniversite sınavını bahane ediyorlar. Yabancı okullara gidenler ne yapıyor? Biz de Ermenice gördük. Lisede de Ermenice gördük biz. Getron Adam'da. Tamamında Ermenice. Nasıl üniversite sınavına girdik? Çünkü Türkçeler de veriliyordu. Türkçe terminoloji de veriliyordu. Ermenicesini de öğreniyordu. Bugün mesela çocuğa ulan gün karan gün sen yakma desen anlayamıyor. Ulan gün karan gün nedir diye. Yani. Çünkü bilimsel ve matematiksel dil günlük yaşamda da kullanılıyor. Ermenci öğretmeni matematik ve fen öğretemez ki. O büyük bir eksiktir aslında bizim okulların yaptığı. Yani o aslında asimilasyona boyun eğmektir. Yani. Boyun eğmek, kabullenmek. Kabullenmek. Müşteri kaçırmamaktır. Yani işin kolaycılığına vardır. Tabii. Hepimiz de buna vardık yani. Tabii. Yani mesela Türkiye'deki Ermeni sosyalistler de kendi kültürünü öğrenmediler. Yani Ermenilerin sosyalist tarihini ya da 15'i çok konuşmadılar. Yani kendi lisanlarını, kendi kültürlerinin de asimile olmasını aslında biraz şey yaptılar. Yardımcı oldular aslında. Evet. Mesela ben ailem Ermenice konuşurdu evde, hep Ermenice ama biz de üniversitede falan tamamen sosyalist mücadeleye dönmüştük. Sosyalist felsefeye dönmüştük. Onları okurduk. Onları konuşurduk. Yani sosyalizm gelince her şey
hallolacak denirdi. Evet. Aslında işte öyle değildi yani. Öyle kabul etmişiz. Kolay güverden. Görürdük, gelseydi. Bir gelseydi görürdük belki ha. Belki ama gelmedi ki dediğin. Gelmedi, göremedik. Yani aslında o dönemki yani mücadeleyi aslında ileri ertelemekti. Yani sonuçta orada da o bir, da bir çeşit kolaycı. Bir halkın tabii kültürü yok ediliyor işte. Evet. Yani 15'i Türkiye'deki sosyalist tarih bilmiyor yani. Çok az yeni, bu konuda şey var. Evet. Yeni yeni uyanıyor. Yani müthiş bir Kemalizm'den etkilenme var mesela insanlarda. Ya da sosyalist şeyde, gelenekte. İstemeden aslında asimilasyona ortak olunuyor. Evet. Evet. Ve hızlandırılıyor asimilasyon. Yani mesela daha çok böyle ulusalcı kesimden böyle şeye, yani Kürtlerde işte ana dil eğitim olmaz. Kürtçe bilimsel bir dil değildir derler mesela. Evet. Yani böyle bir gerçek var mıdır? Yani böyle bir şey illa bilimsel bir dil yahut da bilimsel dil diye bir kavram var mıdır yani dil biliminde? İşte bilimin yazıldığı, bilimin yazıldığı dil, bir dilli mesela şöyle bir şey var. Mükemmel dil olması için dini dil olacak, siyasi dil olacak, edebiyat dili olacak ve bir de bilimsel dil olacak. Bu dört vasıf varsa mükemmel dildir. Bugün Türkçe'de de tam olarak dini dil değil, Arapça okutuluyor, ezan dahil. Ama onun dışındaki diğer vasıflar var. Ama Türkçe'de de, Türkçe için de, hani bu Türkçe için yapılan eleştirilerin birçoğu yine Türkçe için de geçerli. Mesela felsefe dili, Türkçe kullanılan terimler, birçoğu ciddiyetten uzak, yetersiz ve çoğu zaman o kullanılan Türkçe terimlerin yerine eski Arapça, Farsça karşılıkları kullanılıyor. Çünkü orada bir felsefe geleneği var. Evet. Bilim terminolojisi benzer şekilde zaten herkes bilir. Genelde İngilizce terimler, Fransızca terimler, onların Türkçeleştirilmiş hali ama yani kelime Türkçe değil, onu Türkçe'ye uyarlamışlar. Türkçe kelimeler önerilen belki vardır ama önermeye bakarsanız Kürtçe de önerebilirsiniz. Hiç kullanılmayan bir dilde de önerebilirsiniz. Yani realiteye baktığınızda Türkçe de bilim dili olmak açısından çok ciddi zayıf. Ki bu kadar arkasında devlet desteği var, çok ciddi yetersizlikleri var. Yani felsefeciler mesela epey kullanmaktan kaçınıyor. Kullandıkları zaman da ciddi problemler oluyor. Yani çünkü bir gelenekten gelmediği için bir etimolojik problem var. Yani o çevirdiği dildeki karşılığı sağlamıyor. Yani felsefe gibi düşünsel bir faaliyette bu önemli. Ama Arapça sağlıyor. Arapça sağlıyor çünkü Arapça daha zengin. Yani daha zengin bir gelenek var. Bir sürü Arap filozof var. Belli bir felsefe geleneği olmuş geçmişte. Yani bu açıdan bakıldığında Kürtçe'ye yapılan bu eleştiriler bence hiç doğru değil. Sadece zaman meselesi. Aynı çabayı Kürt aydınları da gösterse, onların da yani zaten gösteriyorlar yani ufak ufak. Hani onlar yani, da... Irak'ta üniversite var yani. Tabii yani onlar da zaman içerisinde, onlar da bir dil pekala böyle inşa ediyor. Zaten bildiğim kadar en son 50 yılda yazıya geçti Türkçe. Türkçe yazı. İsveç'teki üniversitede, Erivan'da. Buralarda çalışıldı ve Kürtçe yazı oluşturuldu. Latin alfabesiyle ama Kürtçe'ye uyan bir yazı. Ondan önce yoktu. Yani Kürt adını da Arapça veyahut da buradaki Türkçe yazacaktı. Affedersiniz. Buyurun. Ya ben de burada herhangi bir dilin işte bilimsel bir dil olması, felsefe bir yani felsefeye uyması falan hani bunların hepsi aslında dediğiniz gibi geleneğe bağlı. Yani o kültürden, o ulustan neyse, oradan bir filozofun, işte bilim adamının falan çıkmasıyla alakalı. Ama genel olarak hani şey düşünecek olursak, Türkiye'de neden bilim yapılmıyor ya da neden filozoflarımız yok falan gibi onu düşünecek olursak, bu bence dille alakalı, dilin ona uymasıyla ya da onunla alakalı bir şey değil. Tamamen mantıkla alakalı bir şey. Çünkü mesela ben nörobiyoloğum. Ve hani genel olarak İngilizce olarak tanımlanan bir sürü şeyler bizde. Onları ben kendi dilimde anlıyorum aslında. Türkçe'de anlıyorum. Yani tabii ki birebir karşılığı yok. Ama benim aklımda hani onu çevirdiğim şey Türkçe sonuç itibariyle. Yani ama ben yurt dışında
mesleğimi yapabiliyorum. Buraya geldiğim zaman bir sürü engelle karşılaşıyorum. Bu tamamen, yani hani ben şeye savunuyorum, her insan, yani dünyadaki herkes istediği dilde, istediği şekilde konuşabilmeli. Hani bu kesinlikle böyle. Ama bir ülkenin, bir ulusun, bir kültürün gelişmesi sadece dille değil, mantaliteyle alakalı. Tabii. Yani o dile uyup uymama, o sonradan hani uydurabilirsiniz. Evet. Sonuçta Arapça, Farsça, dünyadaki bütün diller onlarda Farsçadan etkilenmiş neredeyse. Tabii. Yani bu da, çok özür dilerim, bu da hani o Aryanların şeyle alakalı, yani orada 3000 senedir yaşıyorlar. Belki daha 3000 senedir yaşıyorlar. Tabii ki toplumun bakış açısına bağlıdır, düşüncelerine bağlıdır, fikirlerine bağlıdır. Yalnız dile değil, dili de zaten ona göre oluşturur. Evet. Bir de politik olarak hiç anlamı olduğunu düşünmüyorum. Herhangi bir dil, ırk, ulus. Yani politiklik her zaman insanı bağlar. Yani her zaman özgürlüğüne zincir vurur yani. Fanatiklik yani ırkçılık düzeyindeki. Tabii ki ırkçılık çok kötü bir şey. Yani yurtseverlik ayrı bir şey veyahut da kendi toplumunu, kültürünü sevecek, evet, yaşatacak. Ama diğer kültürlere, diğer dillere, diğer toplumlara da aynı şekilde saygı gösterecek. Evet, ya biraz konunun dışına geçecek ama biraz daha günümüze doğru gelmek istiyorum ben, eğer hani aktarmak isterseniz. Güzel, evet. Bildiğimiz üzere bir eski Ermenice var, bir de yani bugün o nasıl ortaya çıkmış, hani özellikle bilmeyenler için hani, evet, şimdi... şey, bir de Doğu ve Batı şu anda güncel olarak kullandığımız iki Ermenice var. Doğu ve Batı, ki geçmişte bir sürü hani şey ve ağız farklılıkları var. 200 şivesi var Ermenice'de. Bu farkı ve de uzun bir dönem Farsça'nın altında bir kol olarak devam etti Ermenice. Öyle söylendi ama sonradan öyle ortaya çıktı. Yani bağımsız bir dil, İtavrupa dillerinden ama bağımsız oldu ortaya çıktı. Bunu kısaca aktararsan seviyorum ben. Şimdi eski Ermenice, Krapar dediğimiz nereden çıktı, nasıl çıktı? Nasıl yazı dili oldu? Krapar yazı dili demektir. 1860-70'lere kadar yazının bulunuşuyla yazıma başlayan Ermeni toplumu, konuşma dili farklı, yazı dili farklı olmuş. O yazı dili dediğimiz Krapar nereden çıkmış da yazı dili olmuş şimdi? O varmış zaten. Bir dili birisi bulamaz. Yazıyı buldu ama dili bulamaz. Toplumun kullandığı güncel dilmiş. Zamanla öylesine karışmaya başlamış ki o dil zamanla, o dil zamanla toplumun konuştuğu dil olmaktan çıkmış ve saray dili olarak kalmış, üst düzey dili. 5. yüzyılda saray dili olmaktan da çıkmaya başlamış. Onun üzerine işte Metrop Maçlıt onun yazı dili yapmış ve kaybolmaktan kurtarmış. Bugün sadece kilise dilidir. Yani var olan bir dildi Krapar. Gelelim Doğu Ermenicesi, Batı Ermenicesi. Şimdi Batı Ermenicesi ve Doğu Ermenicesi de Zartong'da ortaya çıktı. 1850-1915 arası Ermeni Rönesansı. Evet. Ortaya çıktı. Şöyle. Yazı dilinden, o dediğimiz eski yazı dilinden modern dile geçmek istiyorlardı. Toplumun anlayacağı dile. Fakat hangi dili kullanacaklar? 200 şive var. Sivaslı'nın ayrı, Diyarbakırlı'nın ayrı, Erzurumlu'nun ayrı, tamamen ayrı değil ama çok farklılıklar var. Mesela ben Bitlis'te Ermenilerin Ermencesini 2-3 kere tekrarlattıktan sonra anlıyorum. O kadar
farklı. Diyarbakır yine öyle. Diyarbakır'da okudum. Birazcık öğrendim. Mesela bir anekdot anlatayım. Kilisede oda vermişlerdi, kalırdık, iki arkadaş İstanbul'dan gitmiş. Kapıya vurdular. Demir kapı, tam diye ses çıktı. Orada yaşlı kadınlar, 10 tane fakir aile kalırdı kilisenin içinde. Enobacı dediğimiz kadın gitti kapı, yaşlı baktı geldi. Dedim enobacı kimdir Burhan? Şimdi dıhmarken dedi. Dıhmar aptal demek. Dıhmarken dedi. Dedim kapıyı vuran kim? Dıhmarken dedim ya dedi. Anladılar, orada oturmuş bir iki kadın vardı. Çocuklar çocuklar dediler. Şimdi yaraha deriz biz çocuğa. Onlar diyorlar dıhmar, aptal, yani kafası çalışmaz anlamında. Nereden nereye? Buna benzer bir sürü benim cahal yani. Benim anneannem mesela biberin Ermenicesi bıbberdir. Benim anneannem dahterdirdi. Lolik şeydir, domatestir. Buldik derdi. Cahil var mesela Hindistan'da biliyorsunuz. Cahil. Cahil. Genç. Ona benzer bir sürü. Ondan sonra gıyı fiillerde gıkrem yazıyorum. Gıyı öne koyarız. Anneannem krem gı derdi. Gıyı arkaya koyardı. İşte farklı bir şive. 200 şive var. Şimdi bunları düşünmüşler, ne yapalım? Ortak şive bulmuşlar. İstanbul ve Erzurum karışımı bir şivedir bugün bizim edebiyat dilimiz. Ama tabii uzun süre temizlenmiştir, arıtılmıştır. Muş'tan geldiği söylendi bana. Muş'tan. Kökenin Muş olduğu. Erzurum duymuşum ben. Ve İstanbul şivesi. Şeye gelelim doğuya, Araratyan şivedir orası. Ararat lehçesidir. Dersim de buna dahil mi Baran? Nasıl? Dersim. Biraz uzak kalır ama yine o şeyleri de... Kendine özgü şivesi var mutlaka. Dersimiz. Ben 1914'te Ermenice dersim haritası çevirmiştim, tercüme etmiştim. Şey, Doğu Ermenicisi harita. Mesela ama o Ararat Doğu platosuyla alakasız bir yer. Doğu Ermencesi konuşmaması gerekir. Öyleydi ama. Erzincan Ermencesi konuşması gerekir. Munzur. Mansuri diyoruz Munzur'a, biliyorsunuz. Doğu Ermencesi Aras Nehri'nin doğu tarafıdır. Aras'ın batısı Batı Ermencesidir. Ama bir yanda mesela Sasanlılar olsun, Malatya civarı Ermenileri olsun, onlarla Ermenistanlıların konuştukları dil arasında ciddi benzerlikler var. Çok da değil yani. Ya belki orada şeyde var. Şiveleri ortaklaştırdıkları için, şimdi biz İstanbul'u, Erzurum'u almış kullanıyoruz da, belki orada daha çok ortaklık var diğerlerde, yerel. Yani fiziksel olsun, yakınlık da tabii var ya. Tabii yakın olduğu için belki ağızlarda benzerlik vardı. Birebir örtüşmese de yakınlık gelmiş olabilir bugüne kadar. Doğu Ermencesine en yakın Hemşin Ermencesi. Evet, o kesin. Direkt Hemşinliler Ermenistanlılarla çok güzel anlaşıyorlar. Şimdi bilmiyorum duydunuz mu, biliyor musunuz? Hemşinliler Derneği var İstanbul'da. Geçen hafta ağırladık burada. Öyle mi? Evet. Şimdi demişler ki ya bizim dilimiz Ermenice, artık bunu kabul edelim demişler. Bizim aydınlar Latin harfiyle Hemşince yazıyorlar, uymuyor. Ermenilerin kendi harfleri var. Yani bizim dilimiz, biz de aynıyız. Niye biz Ermenice alfabeyle yazmıyoruz demişler. Bazıları karşı gelmiş, halen öyle kalıyor durum. Tartışma var o konuda. Başka sorusu olan? Şimdi toplumumuz işte bilinçsiz. Bana veli gelirdi. Çocuk işte evde pek konuşulmuyor Ermenice. Zayıftır falan. Okulda öğrendi, tamam. Peki siz hiç bilmiyor musunuz? Biliyorum Ermenice.
Niye öğretmeniniz? Ben Sivaslıyım, evet. Bizim Ermenice kaba Ermenicedir. Ya yapmayın, etmeyin. Kaba Ermenice, ince Ermenice diye bir şey yok. Şivedir. Ve böylece biz o şiveleri kaybettik. Bugün Margosyan kurtardı Diyarbakır şivesini. İnşallah onun gibi birkaç kişi daha çıkar da Sasun, Bitlis falan bunları kurtarır. Kaba Ermenice diyor. Yani demiyor ki bu benim zenginliğim. Sasunlar Arslan'da hala konuşuyorlar köylerinde. Sasun konuşur şivesi. Tabii. Ben gittim. Sana da öğreteceğiz diye tutturdular. Sasun Ermenicesi. Tabii tabii. Direkt konuşuyorlar yani. Hatta şey de var, sözlük falan da çıkarmışlar, Sasun Parpare şeyde. Parpare, evet. Parpare diye, sözlükte hayran hayran sözlükte yapmışlar. Burada Sasunlar Derneği var ama onların pek hiçbir şey yapmaz. Buyurun. Benim de sorum şu olacak, Ermenice ve Patrikhane'nin ilişkisini bir soru olacak. Mesrop Badriak döneminde Ermenice'nin biraz yaygınlaşması, gençlerin öğrenebilmesi adına bazı hareketler vardı. İşte bir kitap çıkartılmıştı ama son zamanlarda bunlar biraz azaldı. Özellikle kilisede verilen karozlar, vaazlar Türkçe'ye döndü. Toplumun da bu yönde bazı eleştirileri var. En sonunda da geçen ay zannedersem bir Badarak, Türkçe bir Badarak kitabı çıkartıldı. Dolayısıyla hani kilise Ermeni toplumu içerisinde Ermenice'nin yoğun kullanıldığı yerlerden birisiydi, mevzilerden birisiydi. Kiliseyi de mi kaybediyor Ermeni toplumu, bunu sormak istiyorum. Şimdi güzel bir soru. Maalesef. Maalesef toplumun isteklerine doğru hareket yapılıyor. Okulların yaptığı gibi. Hani dedim ya demin müşteri kaybetmesin diye dedim. Popülist yani. Ermenice kurban ediliyor. Şimdi Patrikhane'de o kitap yeni çıkmadı. Badarak'ın evet. Türkçesi yeni çıkmadı. Evet, çok oldu çıkalı da servise girmedi. İkincisi, din adamlarımız milli kimlikten daha çok dini kimliği kabul ediyorlar. Biraz önce dedim ya dini toplum olduk diye. Diyor ki, dini öğrensin. Dinin ritüellerini öğrensin. Ama Ermenice ile zor geliyorsa öğrenmek, Türkçe ile öğrensin. Öyle olunca işin kolaycılığı yine. Ve bunu Patrikhane de körüklüyor maalesef. İkincisi, patriğimiz yok. Şimdi dini lider patriktir deniyor. Dini lider de şey, toplumun yani liderin patriktir deniyor, o da yok. Vekille götürüyoruz. Müsaadeniz olsa bir şey de şöyle bir şey düşünüyorum. Mesela Ermeni'nin yaygınlaştırılması adına Ermeni toplumun içerisinde tamam hani temsiliyet patrikhanede olmamalı ama bu toplumun içerisinde Ermeni olarak en büyük teknik, politik ve mali imkanlara sahip olduğum patrikhane. Dolayısıyla patrikhanenin Ermenice'nin yaşaması adına Ermenice'yi bilmeyen gençler ve toplumu adına bazı projeler üretebiliyor olması sizde gerekmiyor mu? Yani bu konuda mesela bir temsiliyet belki doğru değil ama ön ayak olması, kendi imkanlarını kullandırtabiliyor olması gerekmiyor mu? Yani burada mesela arkadaşlarımız kendi imkanlarıyla Ermenice atıyorlar, Ermenice sınıfları açıyorlar ama ruhani olmak, ruhban olmak biraz da öğretmekten geçmiyor mu? Şimdi Ermenice'yi hiç bilmeyeni öğretmek için esasında bir yabancı dil öğretme sistemini kullanmak lazım. Bizim dokümanlarımız yok zaten o konuda. Bugün bir Amerikan, İngiliz veya Fransız kültürdeki dokümanlar yok. Bizde olan kitaplar ana dili bilenler içindir. Bilmeyenler için değildir. Bir sürü alet edevat gerekir onları öğretmek için. Yani dershane kurmak gerekir. Nasıl İngilizce öğretiyor, sıfırdan başlıyor, o şekilde. Ve okullarımız bunu yapamaz. O konuda da çok tartışma çıktı. Efendim, diyorlar ki, artık bırakın bu zor Ermenice'yi, çocukların anlayacağı şekilde kolaya indirin. Nereye kadar indirirsin? Çıtayı indirirsin, yine zor geldi. İndirirsin, yere yapışır. Yani bu şekilde de öğrenmez. Ama dershane öğretimi
okulların dışında olmalı. Öğrenmek isteyen, en azından güncel konuşmayı öğrenmek isteyen dershaneye gidecek. Yok öyle bir şey işte. Şey yaptı, Norz Artok yaptı. Talar geliyor mu? Geliyor. Norz Artok yaptı. Bugün öyle bir 50'den şey. Fazla Ermenice konuşan kazanıyor. Ve birçoğu Ermeni değil. Çoğu Ermeni değil. Tabii yani şey, yani Hristiyan Ermeni değil diyelim. Bir de bunun ciddi, yani ciddi zorlukları... Müslümanlaşıcı Ermeniler de var yani. Ben somut bir olgudan bahsedeyim. Bir yerde de paylaşmıştım. Mesela İrlanda örneği var, yani bağımsız İrlanda'dan bahsediyorum. Onlar da kendi dilini kaybetmiş. Ermenilerden çok daha şanslılar çünkü kendi coğrafyalarında yaşıyorlar. Ermeniler artık İstanbul'da ve başka Avrupa ülkelerinde, Ermenistan hariç diyorum, Batı Ermencesi için konuşuyorum. Yani kendi köyünde falan artık ancak hemşinleri belki de sayabiliriz. Dolayısıyla bu çok o coğrafyada bulunmamaları zaten çok büyük bir handikap. İrlandalılar kendi coğrafyalarında yaşıyorlar. Kendi devletleri var. Devlet İrlanda dilini destekliyor. Televizyonlarda yayın yapıyor. Çok yoğun ders saatleri var. Buna rağmen İrlanda'da, İrlanda halkı İngilizceyi tercih ediyormuş. Ve İrlanda dilini konuşan sayısının çok düşük olduğu söyleniyor. Belki işte buradaki Ermeniler gibi İrlanda dili hakkında bir fikirleri var. Birkaç kelime bir şeyler biliyor olabilirler. Ama çok ciddi finansal desteğe, coğrafi avantaja, devlet desteğine rağmen, buna rağmen İrlanda'da o kadar, çünkü yüzyıllarca İngiliz egemenliği sürdüğü için zaten İngilizce çok kuvvetli bir dil. Yani İngilizce etkin. Yani bu meselenin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Düşünün ki orada çok daha somut bir örnek var. Hatta bu okuduğum araştırmada Ermeniler de böyle benzer bir şekilde İrlanda halkının da işte kendi günlük konuşmalarında İrlanda dilinin ne kadar önemli olduğunu vurguladığı, işte bunun ne kadar işte İrlanda tarihinin vazgeçilmez bir üyesi olduğunu tekrarladığı falan anlatılıyor. Şimdi Ermenilerin de hala yani en azından yatsınamaz bir bölümü onu kabul eder, işte Ermeni dilinin önemli olduğunu söyler. Ama tabii uygulamaya baktığınızda İrlanda'nın bu kadar avantajları var. Yani arkasında bir devlet desteği var, televizyonu var. Ermenilerin işinin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Ama ben en azından şuna inanıyorum, en azından belli bir düzeyde, yani Ermenilerin sahip olduğu okullar göz önünde bulundurulduğunda, yani akademik, bilimsel bir eğitimle, çünkü bugün ders kitapları açısından eğitim, bu Ermenice öğretecek öğretmenlerin niteliği açısından, genç kuşak için özellikle, yani ciddi sıkıntılar var ama akademik açıdan belli bir ciddiyet olsa, belli bir bilimsellikle en azından, yani bu iş ele alınsa belki mükemmel olmayacak ama şimdikinden çok daha iyi olacağını da inanıyorum. Çünkü bugün istekli insanları üniversitelerin mesela belli bölümlerinde, özellikle böyle işte felsefe, edebiyat gibi bölümlerde diyorsunuz bir sürü eski diller öğretilebiliyor. Yani en azından istekli bir kesime akademik olarak sonuçta bu dil yani ölü bir dil değil, hala işte bu dil konuşuluyor, bu dille yayın yapılıyor, bu dille işte kitaplar, en azından yani belli bir potansiyeli var ama öte yandan da işte biliyorsunuz meşhur, sık sık tekrarlanıyor, UNESCO'nun kaybolmaya yüz tutmuş. Evet, yani bir taraftan da bu realite var çünkü artık o coğrafyada yaşamıyor. En azından akademik düzeyde yaşatılabilir. Yani bu boyutu var. Şöyle bir şey. Yani burada aslında İrlanda'ya gitmeden önce çok daha yakın bir örnek var, Süryaniler var. Ben öyle görüyorum. Onlar aslında bizim Patrikhane'nin gittiği yoldan çok daha önce belki de biraz mecburiyetlerden belki de gitmişler. Şu anda geldikleri nokta aslında pek çoğu için Hristiyan Türk şeyle giriyor yani. Neredeyse oraya indirgenmiş durumda. Nasıl? Kültürel anlamda Hristiyan Türk olmak neredeyse hani kabul edilir bir hale gelmiş ve hani dil kalmamış, üretim yapılmıyor dilde, hiçbir üretim yok. Sadece işte belki dualarda kullanılan bir dil haline gelmiş. O noktada Patrikhane'nin girdiği yolun pek hayra çıkmayacağı çok belli bence yani. Bildiğim kadarıyla Süryaniler tarla başındaki kilisede Asurice, Süryanice dersi veriyorlar ama katılan ne kadar bilmiyorum tabii. Bizde de mesela Patrikhane'nin açtığı Ermenice dersleri oluyor ama süreç bir süre sonra Avedaran'a dönüyor.
Yani Ermenici olmaktan çıkıyor. Bir de bir şey söyleyeyim. Mesela Ermeni olmayanların Ermenice'ye gösterdiği ilgi Ermeni olanlardan daha fazla. Tabii. Yani ben istekle gidiyorum. Evet, bravo. Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim ve okulumuz bünyesinde Yabancı Diller Fakültesi'nde Ermenice seçmeli sınıfı açılıyor. Her dönem 30-35 tane öğrenci seçiyor. Bu çocukların çoğunu tanıyorum çünkü merak ediyorum neden Ermenice öğrenmek istediklerini merak ediyorum. Birçoğu sadece kültürel anlamda kaybolmakta olan bir dil olduğu için buna bir hassasiyet gösterirken hani bizim kendi öz evlatlarımız, belki hatta bizler hani kendimizi dışında tutarak konuşmayalım, bizler kendi dilimize sahip çıkmıyoruz ama hani nasıl Kamp Armen'i bu süreçte kazandık, bu bir kazanımsa bence Ermenice'de bunlardan, bu Kamp Armen'lerle birçok olgudan çok daha önemli. Bunun için de belki bir çalışma gerçekleştirebiliriz. Kolaya kaçmamak ister. Bir kitabı okurken efendim diyor ki bir sayfa okuyana kadar 35 kere sözlüğe bakıyorum. Sıkıntı veriyor. İlk başta öyle olacak ama 35-30'a inecek, 25'e inecek. Yani ama toplumun bunu kabul etmesi gerekiyor. Evet. Ya ben burada biraz farklı düşünüyorum bu konuya. Yorumları eleştirmiyorum ama başka bir taraftan da bakmak gerekmiyor. Yani dil dediğimiz şey yaşayan bir şey, canlı bir şey. Yani biraz önce şeyden bahsettik. Yani Krapar'dan Aşkarapar'a geçiş, yani o yazı dilinden, o kilisedeki dilden toplum diline geçişi bahsettik. Yani popülizmi kullandı Can. Genelde kötü anlamda kullanıyoruz bunu ama ya burada da bir popülizm yok mu? Halkın kullandığı dile geçti yazılı dilde. Yani bu anlamda böyle bakıyorum. Ya da işte bizim adlarımız var işte ne bileyim. Şimdi bu ad konusu işte Pakadasukyan da epey yazılarında irdeliyor. Şimdi işte ne bileyim Jennifer diye ya da işte daha Latin kökenli isimlerimiz var artık. Bunları kullanıyoruz. Ya bu da aynı tartışma bence bir tarafta. Ama bundan bir şey önce Vahanlarımız var. Bunlar da şeyden Farsçadan gelen isimler bir taraftan. Yani dil yaşayan bir şey. O dönem Perslerle, Partlarla iletişimdeyseniz oradan bir şey alıyorsunuz. Diliniz ona dönüyor. Ya da Bizans'la Yunanca'dan bir şey alıyorsunuz. Türkiye'deyseniz ya da Amerika'daysanız bir şekilde bu değişiyor. Tabii şey değil yani burada şeye de katılıyorum. Yani bir tarafta aynı dilin farklı versiyonu varken bir tarafta dili tamamen bırakıp başka bir dile geçme hali var. Ama ben bunu hani yaşayan da bir şey olarak görüyorum. Yani bir şekilde o kalmayacak. Yani öbür türlü ya bir de soru işareti bu. Diğerini de çok savunmak daha muhafazakar mı edecek? Hayır ama bizi. Burada konuşulan yani. Şey dilin dönüşmesi değil, dilin kaybolmaması. Yani. Burada yani yaşam mücadelesi. Şey demiyorsun ki ya burada bir dil konuşuluyor biz bunu alalım aşvarakarda olduğu gibi uygulayalım demiyorsun. Burada ama, adam diyor ki kullanma diyor, Türkçe koysun, kullan diyor. Ama burada ayrı ama. Mesela aynı şeyde mesela biz hani Yunanca adları kullandığımızda işte ya da İbranice adları ya da işte Farsça adları kullandığımız zaman da bir kayboluş olmuyor muydu? Yani bunun aynısını acaba yaşamışlar mı? Yani ya da işte ne bileyim Farsça'ya bu ama kadar bugün de değerlendiriyorsun Alex. Bugünü değerlendiriyorsun. O zaman için düşün. Bilmiyorum yani bu pagan dönem için düşün. Komple bütün yapısıyla terk tabii ediyorsun yani. Bir dini terimin yani iki tane terim almakla bilimsel terimler çünkü Yunan medeniyeti zaten tabii. Avrupa medeniyetinin hani kurucu medeniyetlerinden birisi. Yani Yunan medeniyetinden felsefi, ekonomik bir takım teknik terimler almışlar mecburen kendisi madem yaratamıyor oradan alıyor. Ama orada önemli fark var. Orada o coğrafyada bir çoğunluk yani orada senin dediğin gibi canlı bir şekilde değil. Yaşıyor. Ama burada o çift katmanlılık içerisinde artık kelime almaktan ziyade kullanılan günlük kelimelerin konuşanların bir bölümü bile bakıyorsun %70'i 80'i belki yani biliyorsun hatta bazen bununla ilgili çok şakalar da yapılır. Türkçe kelimeleri bozarak konuşma falan. Evet. Bu anlamsız. Ayrıca şey dedi. Bir anekdotu vardır orada. Baron anlatır. O kalk beşli gibi. Samimi de bulmuyorum bu arada. Bilir arkadaşlar belki. İki kadın, Ermeni kadın tramvaya binmişler. Bir tanesi bir yerden bir beşlik almış, kalk beşlik. Biletçiye, tramvaydaki biletçiye vermiş. Biletçi fark etmemiş, almış onu. Hemen yanındakine dönmüş, horopikmiş
yanındaki kadının. Horopik horopik demiş. Kalk beşliği biletçiğin yutturmuşur demiş. O da vay madam demiş. Kalktı bu beşlik. Vay şu şen orti biletçin hayren ki de yerinde. Ermenice biliyor. Yani vay be demiş. Biletçi Ermenice biliyormuş demiş. Konuştu Ermenice değil aslında. Tabii yani böyle bir yani zaten yani bir dili bu düzeyde özellikle zaten konuşmayacaksanız bildiğiniz dili konuşmak zaten yani daha makul yani kendinizi yani ifade etmek açısından yani o oranı da doğru belirlemek lazım. %60 siz hatta daha fazla o kelimeleri alıp kullanıyorsanız ben bazen sokakta da duyuyorum. Şimdi mesela Kürtçe konuşan İnsanlar var, bakıyorum kullanılan kelimelerin yarıdan fazlası Türkçe. Yani ne dediklerini hatta aşağı yukarı anlıyorum. Ama şöyle yani bir şey o biraz canlı dil olmaktan çıkıp zaten artık ana dil olmaktan çıkmış demek. Yani o şekilde konuşmak o dili geri getirir mi? Pek getirmez herhalde. Arapça ve Farsça Kürtçenin üstünde etkindir yani. Yok o Arapça, Farsça değil. Gerçekten Türkçe kullanıyorlar. Ya, anladım Türkçe ne demek istediğinizi. Evet. Yani o başka. Yani çünkü Türkçenin büyük bir kısmı zaten Arapça. Tabii yani. Farsça. Evet başka sorusu olan. Bir de Baron şeyi sormak istiyorum. Yani dilin ayakta kalmasının önemli nedenlerinden biri de çok baskıya maruz kaldığı zaman ona karşı bir tepki, etki. Evet. Yani mesela bazen şey anlatırdı bizim Ermenci hocalarımız. Derlerdi ki bizim Ermeni okullarına gelen hocalar, Türk hocalar genellikle böyle daha demokrat falan insanlar. Yani Milli Eğitim bilerek bunları yollardı ki işte daha böyle milliyetçi, daha işte baskıcı, faşist karakterli adamlar gelirse şeye karşı, lisana karşı ya da bir şeylere olacak, baskıları olacak. Bunun karşılığında da işte daha işte dile karşı ya da Ermeni milliyetçiliğine karşı bir yönelim olacak. Bunun için de bilerek demokrat insanları falan seçerlerdi diye böyle bir düşünce vardı hocalarımızda. Çocuklara daha iyi görünsünler, cezbetsinler çocukları diye. Yani yerde. Daha rahat bir ortam olursa insanlar daha gevşerler. Evet. Yani lisanlarını ya da dillerini unutabilirler ama baskı olduğu yerde ona karşı da bir tepki olur. Tepki olur. İnsanlarına karşı işte ya da ulusal değerlerine karşı diyelim. Daha fazla bir yönelim olabilir. Onu korumak için. Asalı dönem karşı. Öyle mesela. Asalı dönem öyle değildi. Mesela bizim okulumuz aynı okul olduğumuz için mesela bizim okula şey diye gelen müdür yardımcıları vardı. Burada Asalı'nın insanı yetiştiriliyor deyip ve Cibit dergisini biz bir tane yani şey Öğretmenler Vakfı'nın en önemli işi bence çocuk dergisini yasakladıkları olmuş şeyde okulda okuyamayacaktı. Ne? Niye? Ermenice çocuk dergisini, Ermenice yazan dergi okulda okumayı yasaklamışlar falan. Yani bizim dönem, sizin dönem doğrudur ama bizde çok faşistler iyi. Çok geldi. Yani bizim de mesela sopayla dolaşan hocalarımız vardı. Tesadüf de olabilir. Çok güzel erkeklik yani. Rahat hocalar falan vardı. Yani her şeyi çok kolay konuşabileceğiniz. Bir de 70'li yıllardı işte. Yani daha solun, sosyalizmin daha böyle ön planda olduğu dönemlerdi. Yani hocalarla çok daha rahat şeyler konuşulabilirdi yani. Bizimkiler daha sıkı, daha sert. Haylar. Onlar biraz daha demokrat davranıyorlar. Evet. Tabii bu bir politika aslında. Yani şeyi düşünüyorum mesela annem benim 93 yaşında. Sivas Ermenisi. Sivas'ın içinde biraz daha şehirli olmanın şeyi de vardır. Şehirler insana daha fazla şey bir de daha orta sınıf bir aileden geliyor. Mesela Ermencesi ben lise 10 neredeyse 9 sene Ermenice okudum. Benden çok daha iyi yani. Halen o şeyi insanı iyi koruyor. Yani sıkıştığım zaman ona şey gibi sözlük gibi başvuruyorum yani. İyi de konuşuyor. Şey olmadı yani, o dili asimli olmadı mesela. Daha böyle köklü bir şeyden geliyor. Evet. Belki babası yani 15'i birebir yaşamış bir insan.
Onlar daha fazla dillerine sahip çıktılar işte. Evde devamlı dua okunuyor, Ermenice konuşuluyor falan. Benim aile de öyleydi, işte öyle yetiştik. Onlar da 15'in içinden çıkmışlar. Daha keskin. Yani dinlerine karşı da, dillerine karşı da. Dille karşı çok hassas, evet. Ermenice olan bir atmosferde de yetişmeleriyle alakalı. Yani Ermeni, bakkalı da Ermeni, yaşadığı yerde insanlar da Ermeni. Tabii yani yine Sivas'ta işte 15'ten sonra bir Ermeni nüfusu var. Yani kendi aralarında görüşebildikler işte hani bizim Kılıçarpı dediğimiz kesimde. Yine toparlanmış işte, yine esnaf olmuşlar, iş güç sahibi olmuşlar. Öyle bir kesim var da. Şimdi ki mesela Nesin öyle bir şansı da yok ki. Kamusal alanda sürekli Türkçe konuşmak zorunda, evet. İstersen. Mesela diyelim ki bizim böyle mahalle arkadaşlarımız var işte. Diyelim 40-50 sene evvel mesela. Burada Rumlar var. Rumca bilen Türk arkadaşlar var mesela. Evet. Ermenice bilen, Ermenciler de var. Şimdi zamanında Anadolu Ermenice konuşuyordu. Tabii ki bu 15 olayı sadece 1,5 milyon civarı insanın ölümü değildir, kültürel yok oluştur yani. Ondan sonra bozuldu durum, zincir koptu. Şimdi ben hatırlıyorum, 8 veya 9 yaşındaydım. Birisi geldi, yayamla konuşuyorlar, Ermenice. Ama yayamı konuşurken Ahmet diyor adama. Şimdi memleketten konuşuyorlar. Gitti adam. Dedim ya niye Ahmet dedin adama? E adı dedi. E Haydi mi dedi. Yok dedi, Türktür dedi. Ermenice konuşuyordun dedim. E bizim dedi Türkler de Ermenice konuşuyor. Şimdi bugün işte ters edilmişti. Yani bizim yaşamımız 15 öncesi, nasıl milattan önce, milattan sonra var. Ermeniler için de 15'ten önce, 15'ten sonra var. Bilirsiniz o eski, bugün işte bir sürü çalışmalar yapılıyor. O eski faturalar, dükkan isimleri falan, yani resmi bir sürü evraklar orada Ermenice gayet yoğun olarak kullanılmış. Yani her yerde var. Hatta Cumhuriyet sonrasında bile büyük şirketler Ermeni gazetelerine, Marmara'ya, Camana'ya falan ve diğer gazetelere reklamlar veriyor Ermenice olarak. Yani çünkü çok ciddi tirajı var. İnsan da çok o dönem. Yine yani bugüne göre orantısal olarak fazla insan var yani. Rum diyoruz, 200 bin Rum var sanırım Cumhuriyet kurulduğu dönemde. Şu anda 2000 civarı. Şu anda 2000 yani hani. Hatta 1500-1700 yani. Belki de. Tabii. Ama bugün Rumları kurtaranlar Ortodoks Araplardır. Evet. Hataylı. Evet. Yani Ermeni nüfusu da 300.000 civarında galiba Cumhuriyet dönem başkanı. 200.000 civarında. Evet. O civarlarda değil mi? Cumhuriyet kurulduğundaki Ermeni nüfusu. Tam bilinmiyor galiba. Dün şöyle, bilmem dinleyen oldu mu? Bu İmece'de vardı değil mi? Evet, İmece'de. Lanetli yıllar. Ha evet. Ben de oradan hani Ziyaldar iner. Yerbant o diyemiz. 300.000 dedi. Evet. Yani arta kalanlar 300.000 kişi yine toplandı. Ama Anadolu'da fazla kalamadılar. Kilise yoktu, okul yoktu. Ve orada artık yaşam zordu yani. Yani kaba bir şey yaptı. Normalde şu anda... Bu sefer Antalya'da gelip, Terezim'de gelip. Merak ediyorum. Cumhuriyet'e dönemdeki insanlar, arkadaşlar ziyaretle, ailelerle, yani bağlarını kurmak. Cumhuriyet kurulduğunda 200 bin Rum. Teşekkür ederiz. Başka ekleyeceğiniz bir şey yoksa? Özellikle konuşuruz buradayız. Yani gidecek sohbet arkadaşlar varsa. Sohbete devam ederiz. Zaten bizimki ders verme değildi yani. Sohbet. Evet. Ayağınıza sağlık. Bir fotoğraf çekilelim. Fotoğraf alalım. Tamam.